Selamlar kanalıma hoş geldiniz. TP-Link markasının Deco M4 modelli üçlü cihazıyla birlikteyiz bugün. Evinizde Wi-Fi'niz az çekiyorsa, başka odalarınızda Wi-Fi sinyaliniz ölü olarak geliyorsa işte çözümü uygun fiyatlı ve fiyat performans ürünü olarak değerlendirebileceğimiz bu modellerle birlikteyiz. Şu anda elimde tutmuş olduğum, görmüş olduğunuz gibi Deko M4. Bu teklisi tabii ki de yanımda 3 tane daha var. Bunları size detay çekimlerde göstereceğim. Kutu içeriğinden neler çıkıyor bunlardan bahsedeceğim ve bu ürünlerle neler yapabileceğinizden de bahsedeceğim. Şöyle başlayalım. Eviniz olur, iş yeriniz olur veya ofisiniz olur, farklı bir yer olabilir. Köy eviniz, işte tatil eviniz, hiç fark etmez. Evinizdeki Wi-Fi sinyalini modemden çıktığı gibi alabileceğiniz uygun fiyatlı bu ürünleri bugün inceleyeceğiz. Ben şöyle söyleyeyim sizlere Teknik detaylarda böyle boğmayacağım. Çok fazla teknik detay hakkında da mesh sistem hakkında bilgim yok. Ama bunlar Wi-Fi mesh sistem olduğu için şöyle düşünebilirsiniz. Mesela salondasınız. Bir tane cihazınızı bu salona koydunuz. Bir tane cihazınızı da diyelim ki aradaki kolidora koydunuz. Diğer olan onu da göstereyim hemen. Bu üçüncü cihazımızı da gittiniz modeminizin yanına koydunuz. İşte burada 370 metrekareye kadar evinizdeki ölü sinyali tamamen ortadan kaldırıyor. Diyelim ki modemin yanındayken 100 megabit internet alıyorsunuz. Bununla da alacağınız 98 megabitin altında kalmayacak. Yani 1-2 megabit düşüş yaşanabilir tabii ki de ama çoğu zaman yaşanmıyor. Bu ürünlerin dezavantajı da var, avantajları da var. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Ama dediğim gibi bu üç ürünle bendeki üçlü paketi siz isterseniz ikilisini, isterseniz üçlü veya ekstra satın alıp dörtlü bile yapabilirsiniz bunları. Bu cihazlardaki en büyük avantajı söyleyeyim. 3 yıl garantili olmalı. Yani cihazınız bozuldu garantiye gönderebilirsiniz. 3 yıl boyunca kafanız rahat olacak en azından garantili olduğu için. Şimdi cihazlar bir vazoya benziyor. Bu model biraz daha uygun fiyatlı. Dış yapısı plastik olduğu için kalitesi diğerlerine göre, diğer abilerine göre, işte Deco X10'lara göre bir deko X60'lara göre biraz daha düşük kalıyor. Bu deko M4 olarak geçiyor. Uygun fiyatlı olanı fiyatlandırma olarak en uygun cihazla birlikteyiz. Şimdi şöyle bir senaryo var. Dediğim gibi salonda Wi-Fi'niz iyi çekiyor. Arada iyi çekiyor ama yatak odasında çekmiyor. Ya da yatak odasının yanındaki odada çekmiyor. İşte burada bunlar devreye giriyor. Bir tanesini modemin yanına konumlandırdın. Bir tanesini orta bir alana konumlandırdın. Diğerini de gittin işte yatak odasına konumlandırdın. Ne yapıyor biliyor musun mesh sistemle? Sen elinde telefonla böyle gidiyorsun işte bir video izliyorsun buradan kalktın yatak odasına geçtin. Wi-Fi'nin kopmadan mesh sistem sayesinde hangi sinyal daha hızlı alıyorsa ya da daha güçlü alıyorsa hemen oraya bağlanıyor. Mesela yatak odasına yaklaştığında bu diyor ki ulan oğlum bu adam bana doğru geliyor. Hemen sinyali kendisini alıyor ya Güçlü olan modemde bu olacağı için yanında olduğun için sinyal hemen buna geçiriyor seni. Ama sen öyle internet kopması vesaire yaşamıyorsun. İşte mesh sistemler buna yarıyor. İlla şirketlerde denk gelmişsinizdir. Böyle 4-5 katlı şirketler olur, büyük şirketler olur. Tek bir wifi alanına bağlanırsınız ve işte yemekhaneye de gitseniz, e, sallıyorum mola alanına da gitseniz hiç, hiç internetiniz kesilmez hep aynı ağda kalırsınız. İşte bununla da böyle. Kurulumu çok basit. TP-Link uygulamasını indiriyorsun. Hemen orada deko ekle diyorsun. Ana dekonu bu seçiyorsun. Ya fark etmiyor aslında. He, hepsi ana deko olabiliyor. Modemin arkasından çıkan LAN portundan bir tane bunun arka kısmına yerleştiriyorsun. Ve bu ana dekon oluyor. Diğer ikisini de işte istediğin konum yani konuma yerleştirebiliyorsun. Ve bu sayede Wi-Fi'nin hiçbir şekilde kesilmeden odalar arasında geçiş yapabilirsin. Bu şöyle düşün bak benim robot süpürgem en arka odada çekmiyor. En arka odada çekmediği için de Wi-Fi hani mesela bakıyorum haritadan güncellemiyor vesaire. Ama bu cihazları kurduktan sonra ne oldu? Robotum hemen oradaki sinyal, Wi-Fi ile algılıyor ya, oradaki sinyal daha güçlüyse hemen oraya bağlanıyor ve hiçbir kopukluk yaşamadan direkt olarak bağlantı sağlanabiliyor. Bu cihazlarla şunu gördüm, bu arada Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Orada genelde birçok cihazı, yani TP-Link'in birçok cihazını paylaştım. Abilerine göre birazcık dalgalanmalar olabiliyor internette. E bu da fiyatına göre normal ama bir kesinti yaşatmıyor size. Ve dediğim gibi ben şu anda evde 100 megabit e yakın bir internet alıyorum. Yani 100 megabit diyelim. 70 ya da 80 veriyor bana. Bu cihazla da ölçtüğümde aynı hızı alıyorum. Diğer odada da aynı hızı alıyorum. İşte buradayken de aynı hızı alıyorum. Burada önemli olan bu iç cihazınızı şöyle bir üçgen düşünün konumlandırmak. Yani bu 3 cihazda birbirinden sinyal alması gerekiyor. E sinyal aldığı zaman ne oluyor? Evinizdeki ya da işte yazlığınızdaki, ofisinizdeki tüm ölü alanları kapatıyor ve sinyal eşdeğer bir şekilde her bulunduğunuz alana geliyor ve işte uyurken ben mesela video izlemeyi severim. Yatak odamın orada dediğim gibi modemim tam yanımda şu anda. Çekmediği için diğer odalardan duvar girdiği için 1080p'de bile video izlerken donuyor. Ama şimdi bunlarla mesela bir tanesini yatak odasına konumlandırdığım için ben şu anda bu arada iki tanesini kullanıyorum. Bir tanesi boşta. 4K'da bile video izliyorum. Hiçbir donma yaşamıyorum. Yani olay aslında böyle başlıyor. Dediğim gibi teknik detaylarla sizleri boğmayacağım. Evet, bu tarz sistemleri çok araştıran, çok fazla teknik detay isteyen kişiler olabiliyor. Benim Mesh sistemle tanışmam yeni oldu aslında. Hemen hemen 3-4 aydır ve öyle aşırı derecede bir bilgiye sahip değilim. Ama şunu söyleyebilirim. 2.4 GHz bandında 300 megabit 5 GHz bandında ise 800 megabitlik bir hizmet sunuyor. 370 metrekareye kadar da çekim alanı sağlıyor. Onun dışında Qualcomm bir Yonga kullanılmış içerisinde. Tabii ki de bunların sökülemeyeceği için içerisindeki Yonga'ya, chipset'e bakamayacağız. Hani sökülmüş olsaydı bakabilirdik rahatlıkla. Şimdi teknik detaylara internetten bakabilirsin. TP-Link Deco M4 diye orada çıkacak. Ben sana kullanıcı deneyimimi paylaşıyorum. Dediğim gibi aşırı bir bilgiye sahip değilim aşırı bir bilgiye sahip olsaydım hani inci ince ne paylaşırdım. Bak kutusu burada hemen göstereyim zaten detay çekimlerde göstereceğim ama gene buradan da görmüş ol. Büyük bir kutusu var. Onun dışında cihazın ben bu kullandığım senaryoda evimde dediğim gibi arka odalarda wifi çok çok az çekiyorken ve sorun yaşıyorken Artık bu problemi yaşamıyorum. Dalgalanmalar dediğim gibi bazen olabiliyor. Şimdi yatak odamda bir televizyon var ve PlayStation oynuyorum bazen ve bazen de işte dediğim gibi yatarken video vesaire izliyorum hani normal telefon yerine bazen televizyondan bazen telefondan. Yani dediğim gibi 4K'da bir video izleyemiyorum. Yani ya da ne bileyim 1080'in üstünde bir video izleyemiyorum. Hemen donma o yuvarlak şey çıkıyor. E dön babam dön babam dön. Çünkü niye? Sinyali rahat alamıyor. Ama bu ikisini ben bir tanesini araya konumlandırdım. Tam dediğim gibi modem yanımda. Diğeri de odadayken o kapılardan hemen sinyali alıyor. Duvar bile girse alıyor. Ve problemsiz bir şekilde kullanabiliyorum. Bu cihazlarla üçlü, dörtlü, beşli istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yüzden fazla cihaz bağlayabiliyorsunuz. Yüzden fazla cihaz zaten hani nasıl bağlayacaksınız onu da bilmiyorum. Düşünsene evinde 100 tane cihaz bağlı olması bence imkansız gibi bir şey. Bunda ebeveyn kontrolü bu tarz şeyleri de yapabiliyorsun. Hani misafir ağı oluşturabilirsin. Eve gelen misafir ağını ona verebilirsin ya yani wifi soruyorlar. Hemen misafir ağının wifi'sini şifresini verip bağlandırabilirsin. Sınırlı erişim yaptırabilirsin. Ebeveyn kontrolü çocuğunun sitelere girişini engelleyebilirsin. Birçok senaryo kurabilirsin ya. interneti paylaşıyorsan karşı tarafları hani nerelere girdiğini görebilir. Hangi sitelerde vakit geçirdiğini görebilirsin. Birçok aslında işlemi bu Deco uygulaması sayesinde bu cihazlarla yapabiliyorsun. Şimdi uygulamayı göstereceğim size. Görmüş olduğun gibi TP-Link'in Deco uygulaması. Bunu indiriyorsun. Bununla cihaz ekle diyorsun, ilk dekonu kuruyorsun, ilk deko kurulduktan sonra ana deko oluyor. İkinciyi cihaz ekle deyip kuruyorsun, üçüncüyü cihaz ekle deyip kuruyorsun. İşlem bu kadar basit. Şimdi burada kurulumu göstermeyeceğim sizlere ama inanın o kadar basit ki. Şu uygulamayı indirdikten sonra bir üyelik açıyorsun, TPL'in hesabı oluşturuyorsun. Sonrasında sağ üstten cihaz ekle diyorsun zaten direkt otomatikman Wi-Fi'ne bağlanıyor. Cihazın alt kısmında da güç girişinin bulunduğu, işte burada gerekli bilgilerin yer aldığı bölümler bulunuyor. Ve hani alt tabakası da kauçuk ve bu arada cihazı bir yere konumlandırdığınızda sırıtmıyor. Güzel de bir tasarımı var. Biraz büyük yerlerine göre ama bunu mesela duvara vesaire asamazsınız. Hani bir özel aparat yaparsınız 3D yazıcıdan vesaire onunla birlikte ancak duvara asabilirsiniz ama orada da çok çirkin gözükür. Vazo gibi masanızda duruyacaktır. Yani ben şu anda zaten sizlere göstermeye çalışıyorum tek başına olacağı için üçü yan yana olmadığından dolayı çok fazla bir sırıtma işlemi yapmıyor. Arkadan da kabloyu taktığınızda orada gizleme alanı gibi bir bölüm var. Kablonuzu da saklayarak oradan fişe uzatabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik olmuş. Onun dışında bu cihazla rahatlıkla dediğim gibi ölü sinyal alıyorsanız Wi-Fi'nizle yani daha doğrusu sinyali azalıyorsanız evinizde veya işyerinizde Bununla birlikte güçlendirip istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Hani hiçbir hız konusunda problem yaşatmayacak sizlere. Tabii ki de çok teknik detaylara girdiğimizde daha yüksek modellerini tercih edebilirsiniz. O sizlere kalmış açıkçası hangisini tercih etmek istiyorsanız. Ben Instagram hesabımda Reels olarak bunları inceliyorum ve zaman buldukça da YouTube'da paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi diğer incelediğim abilerine göre Tabii ki de bunlar uygun fiyatlı çünkü uygun fiyatlı olanı paylaş paylaş diye yorum aldım, es mesaj aldım. He ben de dedim ki en azından bir M4'ü de deneyeyim. Diğer cihazı X10 kullanıyorum mesela onu ofiste kullanıyoruz. Aşırı güzel bir şey. E bu da aşırı güzel hani ama aralarında tabii böyle tekniksel detaylara baktığımızda benim anlayamayacağım diyeyim ya da Giriş seviyesi kullanıcıların anlayamayacağı birçok özellik var. Daha profesyonelleştikçe fiyatlar da artıyor ama sizin böyle bir derdiniz yoksa ben internete rahat bağlanayım, problem yaşamayayım. Ay dondu, ay kastı, ay odada çekmiyor gibi sorunlar düşünüyorsanız işte çözümü bu ürünlerle çok basit. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.